Mehmet Şeker, istimlak duvarıymış. Sütlüce'de bina çöktü. Canlı yayında hep beraber izledik. Bütün haber kanalları yayınladı. Çökeceği belliydi. O yüzden boşaltıldı. Çok şükür can kaybı olmadı. Yan taraftaki inşaat kot farkından dolayı epeyce derin kazılmış. Aşırı miktarda yağmur, gevşek toprak. Neticede koca apartman yerle bir. Eski fotoğraflar bulundu, o binanın daha önce 3 katlı olduğu, çatıdaki katın sonradan kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Aslında binanın tamamı kaçak. Ruhsat yok, iskan yok, dahası temel yok. Domates, biber bile bulunduğu toprağa daha iyi tutunur. Bunu öylesine çıkıvermişler. Bizim oğlan bina okur. Döner döner yine okur derdi eskiler. Anlaşılan bizim oğlanlar bina okuyamamış. Kaçak yapmayı öğrenmişler sadece. Yoksa devasa binaya bit kadar temel yapmazlardı. O kadarcık temelin yetmeyeceğini bilirlerdi. Biz tek katlı bir ev yapmıştık. Kazdığımız temeli görenler, "Metro inşaatına mı başladınız?" diye takılıyordu. Haberlerde ajansın biri 5 katlı bina çöktü şeklinde vermişti memleketin büyük ajanslarından biriydi üstelik. Kaşla göz arasında kaçak kaç çıkma becerisine dayanarak hazır bina boşaltılmışken o arada bir kat daha çıkmış olabilirler diye mi düşündüler nedir? Değilse sayarken şaşırmışlardır. O bina kaçaktı, ruhsatsızdı, anladık. Peki ya yanındakiler, onların etrafındakiler, bu şehrin yarıdan fazlası kaçak. Vakit geçirmeden yıkılıp yerine düzgün binalardan oluşan mahallelerin yapılması gerekiyor. Yahut beklenen büyük tefremin gelmesi.'' Kaç can kaybederiz belli değil. Bina çökerken biri girme girme diye defalarca bağırıyordu. Kimdi o? Niye çöken binaya yaklaşmaya çalışıyordu? Anlaşılamadı. Canlı yayında bilgi veren ciddi kanallardan birinin muhabiri yandaki inşaatın istisnat duvarının çöktüğü için binanın yıkıldığını söylüyordu. Bir başkası istinat duvarı dedi. Dahası var. İstimlak duvarı diye açıklama yapanı da gördük. Neye istinaden böyle söyleyip yazdıkları da anlaşılamadı. Bu arkadaşlara alternatif sunmakta fayda var. İstibda duvarı, istavrit duvarı, istifra duvarı, İstanbul duvarı. Biri de bina yıkılmadan önce güvenlik görevlilerinin muhabirleri orta refüje çektiklerini bildiriyordu. Refüş zaten ortada olur, yandakine kaldırım derler muhterem. Anlaşılan o ki yıkılan sadece bina değil. Ya o bina gece çökseydi kaç kişi ölürdü? Bugün İstanbul'da ayakta duran binaların çoğu birbirini tutuyor. Dikey değil, yatay emniyet. Biri çökünce diğeri de çatlamaya başlıyor duvarından, temelinden.